Niye bağırıyorsun? Beraber sevgili seyirciler tekrar. Sıvacılar sıva yapar. Yeter artık. Ah be çakar. Tam bir yıl olmuş biliyor musun? O bütün sıvacılar sevgili, beni aradı. Sevgili sıvacı ustalarıyla, o ustalarımızla yaptığımız o röportajdan tam bir yıl geçti. Üstelik bir de buradan bugün de kardeşlerimizi, işçilerimizi. İşçinin de bekçinin bayramı. Haydi hocam devam. Gerisini söyleme. Ters gelir ama şunu söyleyeyim. Bir dakika abi. Emek komünist kimliğin çıksın orada. Estağfurullah. Ne komünizm? Ne komünist? Bir de komünist yaptın şimdi. Hem paralelci mi komünist? Bu şeyciler böyle komşular şey yaptı. Şimdi sen de komünist yaptın. Efendime söyleyeyim. Bir dakika. Paralel komünist. Ama şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Beyler. Hepimiz. Hepimiz. Biz. Fikir işçisiyiz. Doğru mu? Biz fikir işçisiyiz. Sokakta çalışan, az paraya çalışan temizlik işçisi. Tabii canım tabii. Tamam. Efendime söyleyeyim nedir bu? Getirin bir ekrana. Şimdi siz anladığım kadarıyla bir usta. Hocam böyle bir benzerlik yok. Tam ekran versene. Alt yazıyı da alalım. Dursun Başkan'ın Sayın Özbek'in anlayışına sığınaraktan ve sıvacı niye anlayışına sığınarak kötü bir şey sanki şey sıvacı ustamızın da anlayışına sığınaraktan. Tabii. İkisinin de anlayışına sığınaraktan. Belki de sıvacı ustası diyecek. Beni neden ona benzetiyorsunuz? Şeyde sıfırdan gelmedi. Bakın Dursun Özbek bütün çocukluğunda bulgur yiyerek büyümüştü. Ya yanında mıydın ya? Bilmiyorum ya. Biliyorum kendi anlattı. Abi bulgurla. Dursun Özbek bulgur et yemedi. Tam ekran ver. Hocam, tam çocukluğu boyunca Allah bilir gidin söylüyorum ya. Dursun Özbek gurur duydu bir olay bu. Yani utandı değil ki. Gurur duydu. Çocukluğunda bulgurla büyüdü. Sonra şimdi bak, daha sonra Dursun Başkan, şöyle böyle zengin Dursun oldu Başkan, adam. Aferin. Dursun Başkan. Sen nereden sol göğüsteki ya, o aynen metalik şey nedir? Soru 1. A. Puro kutusu. B. Kalın bir kalem. C. Doktorların özellikle boğaza baktıkları ışık tüpü. Bilir misin aşağı yukarı ışık tüpü? Hatta şeyde dil bas vardır. Evet, dil basın ne olur bilir misin? Yok. Bir tahta şey diyelim. Böyle dile basarsın ki genizi görmek için cebinden de Bilmaz. O Dursun Başkan'ın göğsündeki bu metalik ışığı çıkartırsın, boğazlara bakarsın. Tonsillit falan var mı? Mademciklerde falan. Tamam. Şimdi siz Dursun Özbek'in gençliğini bilir misiniz? Bulgur yiyormuş öyle dedi. Nereden biliyorsun? Hayır. Dursun Özbek hocam bizi söylüyorum. Abi bana anlat. Bunun röportajları 11 yaşına kadar et yemem. Galatasaray Lisesi'ne. Ya durur beni. Galatasaray Lisesi'ne ilk getirin yiyor. Yahni mahni. Ya bir şey söyleyeyim. 11 yaşında ben İstanbul'a gittim. Aynı durumda. Dursun Özbek'te benden 6-7 yaş büyük olsa aynen. Aynı. Şartlar çok kötü. Aynı. Haftanın 6 günü yıkanma şansı yok çünkü sıcak su yok. Aynen hocam. İstanbul'a gittik. Süründün mü sürünmedin mi? Süründük ya. Et anlat. Yok muydu yemek yok muydu? Ya yok ne eti? İlk gelen kardeşim bakın dur, şimdi yatın okul yerde herkes şeyine alır gelir. Neydi onun adı? Tabağını koyar. Masaya kazan içinde kazanlar 8 kişidir. 100 metre iyi koşan 4 kişi yemeği yer, geri kalan 4 kişi yalanır. 4x100 yarışı gibi he? Ya onun için bakma yani. Benim çok affedersiniz yani ya, benim bu kadar belki saldırgan, ya. Belki bu kadar sinirli olmamın nedeni İstanbul'a geleceğim bu Vietnam yıbıları gibi. Hocam hakikaten şeydi değil mi? 6 günde bir yıkanılır. Mesela bak hiç fark ettiniz mi? Bu ben hocam yemeği çok hızlı yerim. Niye? Evet, karım çok, da söyler bana. Aynen. Evet. İstanbul'a geçiyorum. Doğru yani, doğru. Ya Ahmet kaçan mı var? Hayır. Evet. Çocukluktan kalma. İstanbul'a erkek travması. Tabii. İlk geldin koydun yedin. Yemezsen buradan bir tane kaşık giriverir. Bu ne hakikaten diyelim ağır ağır yiyor. Kibar yiyor biri. Kaparlar. Kaparlar. Galatasaray'da da öyle. Galatasaray'da. Galatasaray. Kaparlar. Sizin okuldan daha hiyerarşik. Daha otoriter. Kaparlar. Abiler çocukları döver. Dövmeleri hocalar da iyidir. İyi. Bir de Ahmet Davutoğlu yapmazdı. Bir de Ahmet Davutoğlu yapmazdı biliyor musun? Yatakhane abimdi benim. Ahmet Davutoğlu çalışkandır. Çalışır. İki sınıf büyüktü bizim yatakhane abimizdi. Tabii. Yani iki sınıf büyüktü. Hatırlıyor musun Ahmet Davutoğlu? Hatırlarım tabii. Doğrusu. Valla sarışındı ve sarışındı. O zaman da kısa boyluydu. Zayıf, çok komik ya. Hocam. Neyse yok, şimdi. Zaman değil, evet, yani. Şimdi, o zaman neyse, şimdi tekrar şey bir tarafta hayatın zor tarafı, bir tarafta hayatın abi, bir dakika, Ertem. Kolay tarafı. Dursun ama, Başkanı. Hangisi daha mutlu? Dursun Başkanı semiz bir burjuva gibi sunmanıza müsaade etmem. Dursun Başkan tuzu kuru, sırtı pek. Neydi karnı hocam? Karnı tok, sırtı pek bir burjuva değildir. O 11 yaşına kadar bulgurla beslenmiş bir Anadolu çocuğudur. Sonra kazanıyor hocam. Sen neyle beslendin 11 yaşına kadar? Ben de bir şeylerle beslendim ama bir şehirde büyüdük. Bak ben ona göre daha şanslıyım.
Keşke ben de onun gibi oraları görseydim. Ya bunun biz babası öyle askerdi bunu. Asker değil benim babam da siz mühendis. Ya Kıbrıs'ta Gazi Kıbrıs'a aile. Kıbrıs'a demedin mi Gazi oldu demedin mi ya? Gazi ama. Ne diyordun yani, sen teknede neyi söylüyordun? Subay değil. Sen teknede neyi söylüyordun? Az teğmenlik yap. Sen teknede neyi söylüyordun? Kıbrıs'ın dağlarında. İyice değiştirdik durun dinleyin. Şimdi bakın benim babam Kıbrıs'ta Gazi dedin diye asker tabii, biliyorum ben senin babanı. Asteğmenlik yapmıyor ama babam. Benim karaharmuklu mezunum. Yani görevi ya görevi asker babam değil. Benim babam mühendis. Ama asteğmen olarak askerliği anladım, orada yapmış anladım. Orada topçu olarak savaşmış. Anladım. Mühendis de güzel sen mühendis her gün de, sen 10 yaşına kadar et kaymışsın. Şimdi dinleyelim bak ben o açıdan şanslıyım Ertemciğim. Müsaade et. Bak gerçeği bir şey söylüyorum. Goy goy yapıyoruz kardeşim. Dursun Özbek Şebin Karahisar'ın bir köyünde. Hocam sen Şebin Karahisar'ın Dursun Özbey'in doğduğu yıllar ne kadar fakir olduğunu bilir misin? Şimdi damlar toprak, Bey, muhtemelen toprak damlı evler, yağmur yağdı içeri, tamam. Toprak damlı ev. Senin gibi değil İstanbul'da rahat evlerde büyüdün. Kim ya? Oğlum diyor. O çocuk avcılarda süründü Ertem'in çocuk. Yok ya. Toprak damlı evlerde büyümedi. Ayakkabı yoktu Ertem'in be. Okula giderdi sular çizmesi delik kaldı. Dursun Başkan toprak damlı evlerde. Neler çekti Ertem değil mi? Neler çekti sen? Söylüyorum ya. Ben biliyorum. Yok, dalga geçmeyin. Yok, yok, İşçi bayramındayız. Toprak damlı evlerde bulgurla beslenerek büyüdü. Tamam büyüdün. Ne var bunda bunu anlamadım. Bunu tipinde de görürsün. Şimdi 11 yaşından sonra çok zeki bir çocuk olduğu için. Ne yani bu ne? Mektebi Sultani'yi kazandı. Ben bir dakika dur. Ben burada konuyu anlayamadım. Yani bu nedir hayır, abi? Dursun Özbey şey gibi. Benzer ne, benzer. Ne konuşuyorsunuz abi ne var? Burjuva gibi sunması. Benziyormuş çok. Ne bu olabilir de benzesin ne olacak? Benziyor yani? Ama hakikaten. Bulgur yemeği ne olacak? Ben bulgur da bulamıyordum ne oldu yani? Vay. Ben bulgur da bulamıyordum. Ya beyler. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ya Sinan bulgur. Evet abi. 17 yaşında Beşiktaş'ta uçuyordun altyapıda. Hayır. Böyle yemeksin yemeksin. Tam ekran ver. Ben 16-17 yaşına kadar yani bulgur yok şu falan. Ya olayı dramatize etmeye gerek yok. Adam gariban. Ama sen de çok iyi. Ya seni de yaptın yanlış değil abi ya. Seninki de mi gurur duyuyor? Abi aynı bir şey. Gurur verici. Tamam da yani bulgurla büyüdü bulgurla. Oğulcan büyük yeteneklerine rağmen niye futbolcu olmadı? Çünkü sen rahat, zenginsin. Sakatlandı. Zengin çocuğundan futbolcu kolay olmaz. Rahat değil. Sakatlandı. Ne kötü bir şey değil ki. Ayıp değil ki. Gurur verici bak. Ben sana söyleyeyim. Dursun Özbek bazısı. Ya sen niye bulgura taktın? Anlattı işte. Bulgur aslına varsayın. Bulgur da bir dakika. Bulgur çok lezzetli. Pilav yemeğin bulguru. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında bulgur deyip geçmeyin. Hocam bulgur çok yararlı. Dünyanın en kaliteli. Pilav berbat. Bakın söylüyorum. Dünyanın en kaliteli. Pilav. İnsülin konusunda. Pilav şeker. İnsülin konusunda en az zararlı olan bulgurun yararlı. Bulgur doğrusu. Hocam bugün Ersun Hoca dedik ama bulgur da yemeğin. Aa bir dakika hayır. Ersun bulgur dedi. Hayır yemeğin dedi. Bulgur da yemeğin dedi. Bulgur da yemeğin dedi. Ersun Hoca diyetisyen falan mı? Hayır Ersun diyetisyen yemeğin dedi. Ersun yararlı. Diyetisyen kadar bilgisi bulgur da yemeğin dedi. Ersun Hoca bulgur da yemeğin dedi. Ertem afiyetle bulgur yiyin. Vallahi bulgur da yemeğin dedi. Dedi hoca yanlış söylüyor. Bulgur da yemeğin dedi. Bulgur yiyin. Ne yiyeceğiz abi? Bulgur da yerim, pilav da yerim. Ama bir şey değil. Yemek beğenişine çeyrek ekmek koyar yerim. Tamam bulgur yerim. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Sinan'ınki bunu söyleyince lagen böyle mesela işte tuhaf saftirik de mesaj. Diyor ki yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek kor yerim diyor ki. Niye yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek? Ekmeği düz yesin. Ters olur mu? Ters olur mu? İçine koyuyorsun. İçine koyuyorsun ki hava. Ertem şey abi hava değil. İçine koyuyorsun hani. Ben içinde peynir falan var. Peynir falan yiyorsun ya. Onun içine yarım ekmeği içine çeyrek ekmek. Ben bir şey anlatıyorum. O bulgur kaynatırlar diyor. Kaynatıyor. Abi bırakın bulguru falan. Bağamcayı da kapatalım abi bağamcayı da. Aa çok sıvacı ya. Aslında kardeşimiz. En güzel ben bu akşam var. Benziyor ama yarın yapalım. Ya. İki tane çok önemli kaset var. Yarın hazırla Ertem onları. Daha unutun aldık. Sürpriz. Ne kaseti? Yani. Sürpriz. Akşama. Ne kaseti? Sinan abiyle albüm çıkardık. Vallahi mi? Tabii yarın akşam söyleyeceğiz. Hacım bu babaya iyi akşamlar diyelim. O babaya mı? Ama Türkçü kalsın ama. Ama benziyor ya. Hakikaten benziyor. Ya bir dakika ben Ertem. Bak, Ertem bak Rasim evet. İşçiliği ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bulgur. Bazı insan bir işçiye benzetilmekten, bir ameleye benzetilmekten, bir sıvacıya benzetilmekten utanç duyar. O insanlar şerefsizdir, haysiyetsizdir, ahlaksızdır. Dursun Özbey'i birçok açıdan eleştiririm. Galatasaray'ı berbat üretti, Galatasaray'ı bilmem neye çevirdi. Maalesef bu sene berbatız. Önümüzdeki sene de fazla bir şey beklemeyin. Galatasaraylı takımdaşlarım. Fakat Dursun Özbek, beni bir sıvacıya, bir ameleye, bir işçiye benzettiniz. Aa diyecek bir şerefsiz değildir. Bununla gurur duyar. Bir dakika ya, sıvacıya.
Bunlar bir dakika ya. Bir dakika. Sıvacı'ya niye benzetilmesi gurur ya? Diyor. İşte gurur diyor. Onu diyor. O adamın ellerini nasıl tutmuş çalışmak? Ben sana bazı isimler söylerim burada. Sen onu bir işçiye benzet. Hakaret kabul eder. Şerefsiz. Ha. Haysiyetsiz. Tamam. İçinden çıktı yumurtayı beğenmeyen tavuk gibi. Bunlar ne çalıyor? Bunlar. Onda ne çalıyor bu arada? Türkü. Evet. Bak kardeşim, bu memleketin en zengin ailesinin bile iki geçmişi açlıktır. Vehbi Koç da aşırı yoksul bir aileden. Hele Hacı Ömer Sabancı, Sakıp Sabancı'nın babası, of, hayat hikayesinde yani o kadar aç ki uykuyla doymaya çalışıyor. Kendi yazıyor bunu. Onun için en zengin iki ailesinin bile iki kuşak öncesi açlıktan, fakirlikten, yoksulluktan, cahillikten gelen bir ülkede hiç kimse işçileri, emekçileri, ameleleri küçümseyemez. Küçümseyen şerefsizdir. Açlık olay kötü budur. Bir şey mi açlık? Kötü değil mi açlık? Allah değil ama bunu hayır. Bak bu tabii ki Allah kimseyi açlığa terbiye etmesin. Terbiye. Ama buna çok insan var ya. Beni onlar uyuyor. Hakaret için amele diyen bir sürü insan var Türkiye'de. Allah öyle şey olur mu? Hakaret için amele diyor. Halbuki bakıyorsun kendi babası amele, kendi dedesi. Helal kazanılmış bir kuruş bile şereftir. Helal kazanılmış bir kuruş. Onun için Dursun Özbek bununla gurur duyar. Hakikaten de şaka yapmıyorum. Şebin Karahisar'da 11 yaşına kadar açlıkla, yoksullukla, işte bulgurla yeslenmiştir. Galatasaray Lisesi kazanmıştır. Zeki bir adam. 27 numara da gelsin. Orada köy öğretmeni ona şey olmuş, vesile olmuş. Oradan da yolunu çizmiş bugün bir iş adamı. İyi olan budur. Olay 27 numara. Kapat bunu. Lionel Messi'nin türkü devam edebilir. Lionel Messi de 50 bin dolarlık bir yemek. Messi ile akşam yemeği 50 bin dolar. Kim veriyor parayı? Messi. Nasıl yani? Nasıl anlamadım? Muhtemelen 50 bin dolar hocam. Yeni akşam yemeği 50 bin dolar. Bir hayır vakfına falan veriyor. Bir dakika. Ha, yani şu var, bir tane yalak, bir tane Messi hayranı geliyor. Hocam sen Messi ile yemek yemek istiyorsun, evet. Tanışmak istiyorsun, evet. 50 bin dolar para veriyorsun. Niye? Niye vereceğim? Sen değil yani, onun hayranları var. Ha veriyor. Sen peki o Messi 50 bin doları ne yapıyor? Bilmiyorum, Indira Gandhi yapıyor, ne yapacak cebine? Koyacak, ne yapacak? Ne var bunda? Ya da birine ya da bir hayır benim bildiğim kadar Indira Gandhi yapmıyordu. Tahminimi derneklere söylüyorum. Derneklere falan. He işte benim ya, tahminim çünkü bak hocam. Yardım yapıyordu, bir şey yapıyordu. Bunu şey Batı'da yapıyorlar. Ronaldo bence kadar yardımsever değil. Değil ama Messi. Barack Obama bilmiyorum. Mesela Ronaldo Filistinlilere falan çok inanılmaz. İnanılmaz. Ronaldo bir dakika, Messi bir defa kaçakçı. Yok ya, evet. Vergi ha. Bir dakika ya, Panama belgelerinde evet. Messi ile babası şeyi parayı gömmüşler ya. Ama detaylı incelemek lazım. Bir adam parayı Panama'daki şirkete niye gömer? Vergiden muaf olması için. Başka bir mantığı yok yani. He onu da yapabilir. Mesela akşam yemeği yemek isteyenler 50 bin dolar para veriyorlar. Yes. Sinema aile akşam yemek yemek isteyenler 55 bin dolar veriyorlar. Barack Obama da benim bildiğim 100 bin dolar alıyor. Benle 100 bin dolar Barack Obama. Zahsim, benle akşam yemeği yemek isteyenler yemeğin hesabını versin yeter. Hesabı ödesinler. Hesabı ödeyen herkes de akşam yemeği yiyebilirim. Hesabı kim ödüyorsa o kadar. Peki hesabı da sığırdı ama yine yiyelim dersin. Yok öyle şey olur mu? Hem ben yemek yiyeceğim. Kim düşer artık? Kim düşer? Evet. Kim düşer? Bir bakalım. Kim düşer abi? O grafik hazırdı. Futbola geldi. Hep diyorlar ki niye hiç üstten konuşuyorsunuz? Biraz alttan konuşuyorsunuz. Sen ne Kayseri Spor'un müziği alabiliriz arkadaşlar. Alalım şu müziği. Kayseri Spor. Abdülkerim abi programdayız. Ya nasıl Sivas'a? Kayseri Spor'un puanı 32. Yemek teklifi aldım arkadaşlar. Kalan maçlar Akhisar Belediyesi, Sivas Spor, Galatasaray. Zaten. Sinan abi. Sivas'a yazık oldu. Sinan abi. Sivas'a yazık oldu. Bugün bir can al, hani böyle bir can al, yani canlanacaktı. Ama bugün son dakikada yenilen gol biraz hayalleri yıkıldı diyebilirim. Eskişehir'i tebrik ediyorum. Samet Hoca'yı tebrik ediyorum. Çok iyi olmamasına rağmen kadrosu. Ha ama Trabzon penaltısını abi yani nedir bu Trabzon'un çektiği bu hakikaten yani. Hani sahaya atlaması onlar hakikaten bunlar ya. Hepsi yanlış ama penaltı falan değil ayıptır ya. Neye penaltı veriyorsunuz ya bu Trabzon'un hakemlerden hakikaten çektiği nedir ya. Penaltı falan değil. Adam ne yapsın? Çocuk kolunu mu koparsın ya? Şöyle kolunu saklıyor ya. Yapmayın ya. Bu penaltı mı olur ya? Sinan abi bir şey sorabilir miyim sana? Sorabilirsin. 4 takımın maçları 32-32, 29-26. Siz skor tahmini yapmıyorsunuz ama kim kazanırdan sonra? Hani size göre kim düşecek ona bakacağız. Üçüncü takım Ertem, kim olur? Bunu burada söylememiz yanlış olur. Şu düşer bu düşer dediğimiz zaman Mersin İdmanyurt'u düştü. Ayıp olur. Kesin. Mersin ayıp olur. Şimdi bak buradan iki takım arıyoruz şu an. Evet. Sivas, Eskişehir, Antep, Kayseri. En zor kimin maçları sizce? Hepsinin bak şimdi bunların maçları var. Şampiyonluğu oynayan takımlarla hı-hı. Muhtemelen maçları var. Birbirleriyle.
Şimdi en zor maç ben sana söyleyeyim. Burada en zor maç kim? İşi en zor. Ben mesela bugün, bugün Akhisar'ı seyrettim. Bu geçen sene Akhisar, geçen hafta Akhisar. Beşiktaş'ta da beraber. Ben bu Akhisar takımının nasıl buralara geldiğine helal olsun Cihat Hoca'yı tebrik ediyorum. Ne yapmış? Ne etmiş? Ya nasıl getirmiş gelmiş abi? Katılıyorum. Şu takıma baktığın zaman, kadrosuna baktığın zaman el ayağı düzgün iki mucize tane güzel ya. Oyuncu bulursun. Bu takım bu puanlar toplamış. Buralara nasıl vallahi gelmiş? Vallahi mucize abi. Şimdi Ertem bak. Şu takım bu takım dersek şevklerini kırarız. Hem futbolcudan o şehrin bu takımları sevenleri. Ama Sivas'ta Eskişehir'in işi zor ama Eskişehir Antep maçı var bu hafta. Evet. Antep'in maçında Sergen geldi. Maç Antep'te. Şimdi, maç Antep'te. Evet. Şimdi bu bir Gaziantep'te çok eksik bir, var. Bakın bu bir final maçı. Şampiyonluk maçı bu. Düşün. Bu maçı kazanan kalır. Doğru. Kazanan kalır. Şimdi Antep 35 yaparsa yırtar Ertem. 35 son maç Antalya'yla da içeride şimdi oluyor. Şimdi Kayseri Akhisar'a gidiyor. Kayseri Akhisar'a gidiyor. Öteki Başakşehir'li içeride oynuyor. Başakşehir tam bir deplasman takımı. Onun için şunu söyleriz. Eskişehir, Antep Eskişehir maçı çok netleştirir her şeyi. Evet. Çok netleştirir ama birbirleriyle çok zor maçları var. Çok zor maçları var ama Sivas bugün 28 yapacaktı. Çok rahatlayacaktı. Sivas'ın işi zor. Belki bir puanla düşebilir, bilemeyiz. Ha belki gençler Kayseri 3'ünü de yenebilir. Yürür gider. Yani Sivas. Ben bu arada sizin yapar. Teklifinizi bir kez daha buradan Futbol Federasyonu yetkilileri herhalde daha bu konuda ciddi bir çalışma ben yapar. Ben valla söylüyorum. Şampiyonluk maçı Beşiktaş'ın Galatasaray'la deplasmanda, Fenerbahçe'nin Başakşehir'le kümede kalma mücadelesi maçları da son 3 haftaya giderken bütün maçları aynı saatte oynanması lazım. Ben burada Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Tamam. Bütün maçları aşağıdaki ve yukarıda kritik maçları aynı saatte oynatın. Beşiktaş Galatasaray maçı sonucundan sonra belki Fenerbahçe Başakşehir maçının esprisi kaçabilir. Beşiktaş gitti yendi orada. Başakşehir maçı çok formalite olabilir. Niye? Fener kazanıp yine 3 puanı devam ettirir 2 maç kala. Yani kim düşer? Konsantre olamaz. Apo şey evet. Bak. Tabii moralman düşer. Evet, moralman düşer. Ama tersi aynı olursa için, da çok moralli. Bence onun için aynı anda oynayacak. Bak. Şeyler için Beşiktaş için de önemli abi. Ertem. Doğru. Beşiktaş bir dakika Apo. Evet. Bak Beşiktaş için de önemli. Beşiktaş takımı şimdi Türk Telekom'da oynuyor. Değil mi? Evet. Aynı anda oynasın çünkü Beşiktaş'ın durumuna göre Fenerbahçe oynayacak. Sivas kurtulabilir mi? Ertem. Bence hiç belli değil. Ertem. İspanya'da averajla gidiyorlar. Hala farklı bak, saatler. 26. Dediği gibi Emre Sivas'ın zamanı Sivas'ın 3 tane maçı var. 26, 3 daha koyduğun zaman kaç oluyor? 30. 5. Evet. Değil mi abicim? Ertem evet. Ben çok kısa hemen... Antep 35 yaparsa yırttı. Gitti. Ertem. Evet. Çok kısa hemen yorumu yapayım mı? Bence Sivas Spor bugün o son dakika çok dramatik yediği golle küme düşmüştür. Süper Lig'e veda etmiştir. Sivas matematiksel mı? Değil ama ben kendim öyle konuşuyorum. Bana göre Sivasspor küme düşmüştür. Ve korkunç saygı duyuyorum Eskişehirspor'a ve taraftarına. Seyircisi inanılmaz müthiş, bir şey ya. Müthiş. Ne oldu düşme Eskişehir? Yani bir de şey yani şunun için de çok iyi tezahürat yaptıkları için falan değil. SS. Yani her türlü takımları düşse bile seviyorlar belli yani. Takımlarını deplasman, seviyorlar. İçeride dışarıda her yerde Eskişehir taraftarı. Onları rencide edecek. Futbolcularını rencide edecek. Hiçbir davranışta bulunmuyorlar. Kötü yeniseler bile. Kötü oynasalar bile. Bir futbol şey. Vallahi Samet abinin verdiği mücadeleyi de çok gururla takip ediyorum. Ama abi, maalesef ama zamanı diyeceğim. Bana göre Sivas'tan sonra 3. takımda Eskişehir yapma olacak. Apo. Evet, hayır bir dakika dur. Antep Kayseri kurtarır mı? Eskişehir Antep'i yendi diyelim. Abi görüşüm diyor. Hayır. Görüşüm. Ben deme. Apo hatırlasana. Ya Eskişehir Antep maçı psikopat 80, olacak haftaya. 81-82 sezonda düştüğü maç hatırlasana seyirciyi. Aa Eskişehir. Ya bir sen kim düşer? Seyirciyi hatırladın mı? Seyirciyi. Sağda hatırladın mı? Üçlü çek dedi falan filan eski o zaman. Biz küçüktük o zaman. Ya burada yani ufaktık o zaman ama. Bu takımların hepsini seviyoruz biz. Anadolu takımlarımız hepsini seviyoruz. Atletico Madrid de öyle ikinci ligde. Hepsini seviyoruz. Kim 5000 kişi oynayan bir taraftardı. Yazık olacak. Şimdi ama de öyle. Şampiyonluğa gitti. İçeride de öyle. Tahmin yapıyoruz dışarıda yani. Burada tahmin yapıyoruz. Yani, vallahi mesela ben Sivas'ı da hepsini çok seviyorum hakikaten. Eskişehir taraftarı hem içeride hem dışarıda inanılmaz. Sivas ve Eskişehir'in saygı hak ediyor. Sivas ve Eskişehir'in düşeceğini düşünüyorum.